tabii ki Linet Hanım'a bir sorum var. Linet'e buyurun. Linet Hanım merhaba. Merhabalar. Sizin sesinizi ben çok beğeniyorum. Bugünlere gelmek için eminim çok çaba sarf etmişsinizdir. Sizin hayattaki kırılma noktanız neydi? Sizi bugünlere getiren neydi? Yolumdan şaşmamak. Her zaman sabırlı olmak. Ve bu yolda her zaman bu şekilde, düzgün bir şekilde devam etmek. Kırılma noktam oydu yani açıkçası. Bu kırılma noktandan daha çok bu aslında üzerinde durman gereken hayatın yani, boyunca. Yani, o yani. Bunu yapmazsan kırılma noktan olabilir ama gerçekten de var mıdır bir kırılma noktan var mıdır? Evet benim var. Benim sanırım okulu bırakmam. Okul? Beykent Uluslararası Ticaret. Ha evet. Ha o anlamda. Okul. Yani evet hani okulu bırakıp hani bunu istemiyorum kararını verecek cürette olabilmek. Okulu bıraktın mı? Evet. Öyle mi? Okulu bırakıp İki oyunculuğa geçtin. İki tane okul bıraktım. Devam edecek misin yeniden? Tabii. Ama artık istediğim alanı seçeceğim. Aynen. Yani bu çok güzel bir şey. Ben hep diyorum hani 18-19 yaşında insanlara daha önce hiç içine girmedikleri sektörlerle ilgili. Hadi bir tane seç mesleğin olsun falan deyip. Peki yani okulda mı keşfedildim? Gerisi mi dışarıda? Hayır, yok okuldan çok sonra, okul bıraktıktan çok sonra. Ama okulu bırakmak hani bir cesaret, başka bir şey istediğine karar vermekti. Ne istediğini bilmek değil ama başka bir şey istiyorum. Bu değil. Evet, doğru. Ve ondan sonra işte birkaç şey denedikten sonra... Bir anda bu denk geldi. Evet. Geldi. Peki Esra. Efendim. Senin kırılma noktan nedir? Bak seninki çok önemli. Çünkü Esra bir gün aynaya bakıp kendisiyle yüzleşiyor ve diyor ki etrafta hata aramaktan bıktım kendi hayatımla ilgili. Dönüp kendime bakmam lazım diyor. Doğru mu? Doğru. Ne oldu o gün? Yani neden böyle bir karar? Çok zor zamanlar yaşadım ve bir türlü içinden çıkamaz hale geldim ve hep aynı problemler, aynı şeyler devamlı tekrarlanıyordu. Ve istediğin kadar karşındaki insanla konuş, hep aynı duruma düşüyorsun. Ve en sonunda işte öyle bir duruma geldim ki her şeyi kaybettim. Hastaneye düştüm, hastaneden çıktım ve bir sıfırlandı her şey. Ve bir gün aynaya baktığımda dedim ki niye hep kendimi böyle yalnız hissediyorum ki? Ben varım ya dedim. Ve benden başka da kimse bana yardımcı olamaz. Ve belki de bütün bu sorunların odağı mı denilir? Evet, odağı. Benim. Ve o günden itibaren bütün hayatım değişmeye başladı. Tabii bir günden bir güne olmadı bu. Biraz zaman istedi. Çünkü devamlı aynı tuzağa düşüyoruz. Ve devamlı yine suçu karşımıza vermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü daha kolay oluyor. Olanı, duyguları evet. Kaldırmak daha kolay oluyor. Ama bir süre sonra baktım iyiye gidiyor her şey. Ve bundan zevk almaya başladım. Dedim ki hayır benim. Yani bundan keyif almaya başladım dediğin şey suçu kabul etmek, devamlı karşı tarafa yüklememek, bu arada karşı tarafa empati yapabilmek. Tabii. Merhamet, şefkat, vicdan denen bütün duyguların. Bir de kendine karşı da hoşgörü. Aslında olay hiçbir zaman suç değil. Bir farkına varmıyoruz belirli şeylerin ve kendimizden çok eminiz ve kendimizi hep haklı, doğal olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz ama... O kadar çok insan bir arada yaşıyor ki herkesin kendine göre bir bakış açısı var ve doğruları ve yanlışları var. Ve her zaman olay haklı olmak da değil, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu da görebilmek. Ve o an beraber en güzelini yaratabilmek, durumları kolaylaştırmak. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insana verilecek en büyük cezalardan bir tanesi bence devamlı kendini haklı hissetmesi. Kesinlikle. Ve devamlı hakkının yendiğini hissetmesi. Evet. Müthiş bir kurban psikolojisi ve yani, çok yorucu öyle yani. Düşünsene devamlı... Hakkının yendiğini, aslında haklı olduğunu, hakkının yendiğini hissediyorsun devamlı. Böyle bir hayat geçmez ya. Geçmez. Bir de gerçekten empati yaparak yaşamak çok önemli. Yani sen büyük bir kırılma noktası tabii geçirdin de senin hayatında sadece bu değil. Erkekler tarafından da eşin ya da erkek arkadaşın tarafından da hani filmi izleyenler görecekler. Çok büyük şeyler ya. Yani oralardan geri dönmeyi başarabilmek büyük bir şey, iş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.